insan haklarından bahsederken ilk önce insanlığın başlangıcından bahsetmemiz gerekiyor. Hazreti Adem ile beraber insanların insanlık başlamasıyla beraber aslında insanlık hakları da başlamış bulunmaktadır. Tabi bağlı bulunmuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanların adaletli olmasını, birbirinden haklarına riayet etmesini söylemektedir. Tabi maalesef yaşadığımız bu zaman dilimi içerisinde en son konuşulması gereken şey insan hakları olmuştur. Çünkü bu zaman dilimi içerisinde birçok ölümler, birçok katliamlar mevcuttur. Hatta bunu önlemek amacıyla Birleşmiş Milletleri 1948 yılında insan hakları ile ilgili birçok maddeler ortaya çıkarmıştır ki bu zulümlerin, bu katliamların sona ermesi için. Fakat açıklanan maddelere baktığımız zaman özellikle insanların ırkından dolayı, renginden dolayı, bulunmuş olduğu coğrafyadan dolayı, inancından dolayı zulümlerin olmaması, insan hak ihlallerinin olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Fakat bunun uygulama noktasında maalesef eksik kalmıştır. Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan zulümler, yapılan katliamlar, yapılan insan hakları, hak ihlallere baktığımız zaman maalesef Birleşmiş Milletleri buna duyarsız kalmaktadır. Özellikle hak ihlallerinden dem vuran bazı Birleşmiş Milletler devletleri İslam ülkelerinde özgürlük adı altında, barış adı altında bu kavramları kullanarak bu İslam toplumlarını maalesef bir sömürü aracı haline getirmiştir. Bu sömürü aracını kullanırken de insanların ölümlerini, katliamlarını, evlerinin yıkılmasına maalesef sebebiyet vermiştir. İnsan haklarından dem vuran insan devletlerin böyle zulüm yapılmasına da insan hakları kararnamesiyle beraber sözde hani karşı durulacak. Fakat baktığımız zaman buna karşı durulmamıştır. Bu büyük devletlerin tarafı olarak kendine yer bulmuştur Birleşmiş Milletler'in. Dünya geneline baktığın zaman bence isteseler dünyayı bir cennete çevirirler. Güçlü ülkeler. Ama öyle bir düşünceleri yoktur. Onun için dünyadaki şu an düzen benim kendi görebildiğim kadarıyla güçlü olan, zengin olan rahat yaşıyor. Öbürlerine de çok fazla yardımlar yapılmıyor diye düşünüyorum. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman da Türkiye'nin insan hakları benim kendi görüşüm hukuk mekanizması hiç çalışmayan bir ülke. Hukuk var ama hukuk mekanizması hiç çalışmıyor. Ve Türkiye'nin de bu en büyük bir sorun olduğunu inanıyorum. Böyle bir hukuk mekanizması çalışmayan bir ülkede insan hakkı da fazla arayamazsın. Farklı haklarını da fazla arayamazsın. Çünkü senin hukuk mekanizman iyi çalışmazsa ve huzurun da olmaz. Onun için bu ülkede en başta yapılacak hukuk mekanizmasını iyi çalıştırmak. Türkiye'nin 80 yıllık yarasıdır bu. Şimdi dünyada insan hakları yok, zenginin yanında dünya. Ülkemizde bir insan hakları var, insana değer vardır bence. Zaten dünkü maçta da hakemlerin ırkçı propagandası zaten ülkemizde de yadırgandı. Bence bir ülkemizde var insan hakları. Dünyada yoktur. Zalimler, zalimlerin dünyasıdır. Suriye'de, ülkemizde, Türkiye'nin dört tarafında zaten savaş var. İnsan katliamları var. İnsan hakları olsa bunlar olmaz. Zaten yabancı ülkeler insan haklarını zaten ihlal eden onlar kendi insanlarına insan haklarını uyguluyorlar. Mazlumun yanında değiller, garibin yanında değiller. Suriye'ye bakıyorsunuz, İran'a bakıyorsunuz. Ülke her zaman karışık, Libya'da da karışık. Ülkemizi de karıştırmak istiyorlar ama çok şükür halkımız o yönde çok bilinçli, birbirine bağlılar. İslam düşmanlığı, İslam kırışıklığı ülkeler vardır. İslam'ı yadırgayanlar vardır. Yani en çok onlar yapıyor. Yani ülkemizde mesela bir cumhurbaşkanına bile Anayasa Mahkemesi kalkıp laf söyleyebiliyor. En doğal hakkı insan hakları bizim ülkede var ama Avrupa'da yoktur. Her zaman İslam düşmanını yetiştirmişlerdir. Özellikle de Yunanistan'da olsun. Birleşmiş Milletler adı altında kendi vatandaşlarına insan haklarını uyguluyorlar. Ya mazlumun, fakirin, garibanın kesinlikle yanında değiller. Yani bence yok gibi yani. Çünkü insan hakları olsaydı hani bu mülteciler ondan sonra işte dünyadaki insanlar bu kadar şey görmezdi yani. Bugün bakıyorsunuz mesela bir şeye Yunanistan'daki göçmenler geliyor mesela botlarla. Adamlar onları geri itiyorlar.
Ondan sonra öldürüyorlar. Ölüme bırakıyor, ölüme terk ediyorlar. Yani insan hakları burada şey değil yani, olduğu söylenemez yani. Yani bence yok yani. Türkiye'de yani iyi yani, Türkiye normal yani. Çünkü niye dersen mesela o Yunanistan'ın veyahut da başka ülkelerin o mültecileri denizin ortasında bırakanlara Türkiye sahip çıkıyor. Yani Türkiye bu konuda iyi yani. Suriyelilere de mesela sahip çıktı. Ama diğer Avrupa ülkeleri, diğer dünya ülkeleri, başka ülkeler bunlar yani bu konuda sınıfta kalıyor yani. Sizce dünyada insan hakları var mı? Bence yok. Yani sebebi en başta ırkçılık. Daha yakın bir tarihte yani bir 10 saat önce oldu bu olay. Dün Paris Saint-Germain Başakşehir maçında ırkçılıktan dolayı maç iptal oldu, farklı şeyler oldu. Bu adamın herhangi bir insan hakkı olduğunu düşünmüyorum. Olsa bu olaylar olmaz. Yani burada herhangi bir olay olduğunda ben kendimi savunacak veyahut beni savunacak herhangi bir birimin veya kurumun olduğunu düşünmüyorum. Yani güçlü olan kazanıyor. Vatandaş veya insan dediğimiz insanlar yapamıyor bunu, kazanamıyor. Gücü olan. Ülkemizde insan hakları yani zayıf durumda. Hani insan hakları var deniliyor ama ne yazık ki yok. Gel gel. Yukarı çıkartın. Nereye? Sizce dünyada insan hakları var mı? Maalesef yok. Dengesiz bir hayat şartları var. Bu hayat şartları sürdüğü sürece, bu dengesizlik devam ettiği sürece bu haklar devamlı çıkacaktır. Yani bu baştaki kişilerin bunu ilgilenmesi lazım. İlgisiz kalıyorlar. Bu bizim işte bunun düzelmesi için baştaki kişilerin daha dikkatli şekilde bu halkı yönetmesi lazım. Bu kişilerin bütün haklarını, bu halkın bütün haklarını savunması lazım. Ya dünyayı bilmiyorum da Türkiye'mizde maalesef insan hakları yok. Onu ben açıkça söyleyeyim. (Gülüyor)